Merhaba arkadaşlar, Yetenekli Hanım kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere yakadan başlamalı örgüler için çok kolay ve güzel reglan çizgisi tekniği göstermek istiyorum. Modelim bu, ajurlu bir reglan çizgisi. Düz örgü üzerine haroşa örgü ile ajurlu bir reglan çizgisi tekniği. Örgümün ön yüzü bu, bu da arka yüzü. Şu şekilde alt kısmından başlayarak ilmek artırarak devam eden bir reglan tekniği. Hırka, kazak ve yeleklerimizin kol kenarlarına uygulayabileceğimiz delikli bir reglan çizgisi tekniği bu. Bu arada arkadaşlar, kanalımda yeni video ve teknikleri görmek istiyorsanız kanalıma abone olup videolarımı paylaşmayı unutmayınız. Ayrıca örgüyle ilgili her türlü yorum ve sorularınızı yazabilirsiniz. Tekniği göstermek için şişime 11 ilmek atacağım. Reglanı uygulayacağımız ilmek sayısının tek olması önemli. Örgümün arka yüzündeyim. Tekniği ön yüzden uygulayacağım için arka yüzden şimdi bir sıra ters örgü yapıyorum. Bir sıra ters ördüm, döndüm. Şimdi ön yüzde tam ortadaki ilmeğimi buluyorum. 11 ilmeğim vardı. Her iki taraftan 2, 4, 5, 2, 4, 5 ilmek ayırıyorum. Bakın bu benim ortadaki ilmeğim. Hemen buna bir işaret koydum. Bu ilmeğimin etrafından artırma yaparak tekniği uygulayacağım. Şimdi ön yüzde bakın ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. İşaretime kadar tüm ilmeklerimi düz örüyorum. İşaretime geldim. Şimdi işaretli ilmeğimin her iki tarafından birer dolama yaparak artırma yapıyorum. Bakın ipimi bir kez şişime doladım. İşaretli ilmeğimi düz ördüm. Hemen o ilmekten sonra bakın yine bir dolama yaptım ve sıradaki ilmeklerimi düz örerek sıramı tamamlayacağım. Kenar ilmeğime geldim. Kenar ilmeğimi her zamanki gibi ters örerek sıramı tamamladım. Bir ilmeğin her iki tarafına birer dolama yaptım. Döndüm. Arka yüzdeyim. Bakın arka yüzde ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi öne aldım. Şimdi şuradaki dolamaya kadar aradaki ilmeklerimi ters örüyorum. Doladığım ilmeğe geldiğimde ipimi arkaya alıyorum. Şimdi doladığım ilmeği, aradaki bir ilmeği ve bu taraftaki doladığım ilmeği, yani toplam 3 ilmeği düz örüyorum. Bakın doladığım ilmeği düz ördüm. Aradaki ilmeği düz ördüm. Ve bu taraftaki doladığım ilmeği de düz ördüm. İpimi öne aldım. Yani bunların ön yüzde haroşa örgü olması için arka yüzden düz örüyorum. Sıradaki ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters örerek sıramı tamamlıyorum. Döndüm, ön yüzdeyim. Şimdi ön yüzde bakın 2, 4, 5 ilmek düzüm var. Artık ortadaki bu tek ilmeğim bakın 3 ilmek ters ilmek, yani haroşa ilmek oldu. Sırada da 5 ilmek düzüm devam ediyor. Şimdi ön yüzde artık bu haroşa ilmeklerinin yanlarında artırma dolama yapıyorum. Bakın ilk ilmeğimi örmeden aldım. Üçüncü sıram bu. Sıradaki ilmeklerimi ilk ters ilmeğime kadar düz örüyorum.
Bir önceki ön sırada yaptım dolama ilmeğime, yani ilk ters ilmeğime geldim. Buraya bir dolama yaptım. Sıradaki bakın 1, 2, 3 ters ilmeği ön yüzde haroşa örgü yaptığım için düz ördüm. Hemen 3. ters ilmekten sonra yine bir dolama yaptım. Ve devamındaki kenar ilmeğe kadar olan ilmeklerimi düz örüyorum. İpimi öne aldım, kenar ilmeğimi ters örerek sıramı bitirdim. Bu işaretimi artık çıkarabilirim. Şimdi ön yüzde inceliyorum. 2, 4, 5 ilmeğim düz. Bir dolamam var. Arada artırmam oluyor. 3 ilmeğim yine düz. Bir dolama. Artık dolamalarla birlikte arada 5 ilmeğim oldu. Döndüm arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi öne aldım. Dolamaya kadar, ilk dolamaya kadar olan ilmeklerimi arka yüzde ters örüyorum. Doladım ilmeğe geldim. Sağ taraftaki ipimi arkaya aldım. Şimdi doladım ilmeğimi düz. Aradaki 3 ilmeğimi haroşa örgü yapmak için düz örüyorum. Sol taraftaki doladım ilmeği de düz örüyorum. İpimi öne aldım. Sıradaki 5 ilmeğimi ters örerek sıramı tamamlıyorum. Yine ön yüze geldim. Bakın örgüm oluşmaya başladı. 1-2 kez ön yüzden uygulamayı yaptım. Haroşa ilmeklerim bakın 1 ilmekle başladık. Burada 3 oldu. Burada 2-4-5 oldu. Yine ön yüzde uygulamamı yapıyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeklerimi haroşa ilmeğe kadar düz örüyorum. Bu kenar ilmeklerin sayısında herhangi bir değişiklik olmuyor. Artışlar aradaki haroşa ilmeklerinde. İlk haroşa ilmeğime geldim. Bakın hemen boşluğun üstüne bir dolama yaptım. Aradaki ilmeklerimi düz örüyorum. Bakın son haroşa ilmeğime kadar düz ördüm. Artırma yeri kendini belli ediyor. Buraya bir dolama yaptım. Bir önceki boşluğun hemen üstüne bir dolama yapıyorum. Yine sıradaki ilmeklerimi kenar ilmeğime kadar düz örüyorum. Kenar ilmeğimi ters örerek sıramı tamamlıyorum. Döndüm arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. Şimdi bakın arka yüzde ilk dolamaya kadar olan ilmeklerim ters. İlk doladığım ilmekten soldaki doladığım ilmeklere kadar aradaki ilmekleri düz örüyorum. Kenar ilmeklerimi ters. Sağ taraftaki dolama ilmeğime kadar ilmeklerimi ters ördüm. Bakın doladığım ilmeğe geldim. İpimi arkaya aldım. Bunu düz ördüm. Haroşa örgü yapmak üzere. Sıradaki ara ilmeklerimi bir sonraki doladığım ilmeğe kadar arka yüzde düz örüyorum. Bu taraftaki doladığım ilmeği de düz ördüm. İpimi öne aldım. Kenar ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters örüyorum. Şimdi bakın. Ön yüzdeyim. Kenar ilmeklerim düz gidiyor. Ara ilmeklerim 1 ilmekten 3 haroşa, 5 haroşa, 7 haroşa oldu. Yani ben 1, 2, 3 sefer kenarlardan dolama yaparak artırma yaptım. Şimdi bu kenarlardaki bu boşluklar, dolamalar 5 kez olana kadar bu şekilde devam ediyorum. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Sıradaki ilmeklerimi ilk haroşa ilmeğime kadar düz ördüm. Bir dolama yaptım. Aradaki ilmekleri yine ön yüzde haroşa örgümü düz yaptığım için düz örüyorum. Son haroşa ilmeğimi de ördükten sonra yine bir dolama yapıyorum. Ve sıradaki ilmeklerimi kenar ilmeğime kadar düz örüyorum. Döndüm
arka yüzdeyim. Bakın şöyle inceleyelim. Şimdi arka yüzde. Dolamaya kadar ters. Dolamadan itibaren bu taraftaki dolamaya kadar düz. Bu taraftaki dolama sonrası ilmekleri ters öreceğim. İlk ilmeği örmeden aldım. Sıradaki ilmeklerimi ters ördüm. Doladım ilmeğe geldim de ipimi arkaya aldım. Diğer taraftaki doladım ilmeğe kadar aradaki ilmekleri düz örüyorum. Bakın bu taraftaki doladım ilmeği de düz ördüm. İpimi öne aldım. Kalan ilmeklerimi yine bu tarafta ters örüyorum. Sıramı bitirdim, döndüm, ön yüze geldim. Bakın ön yüzde haroşa ilmeklerime bakıyorum. 2, 4, 6, 8, 9 oldu. Bir kez daha 11 olana kadar yaptığım için 5 kez. Bakın 1, 2, 3, 4 kez artırmışım. Bir kez daha artırma yapıyorum. Aynı şekilde ön yüzde kenar ilmeklerim düz. İlk haroşaya geldiğimde önce bir dolama yapıp daha sonra aradaki 9 haroşa ilmeğimi düz örüyorum. Son haroşa ilmeğimden sonra da yine bir dolama yapıyorum ve sıradaki ilmeklerimi kenar ilmeğime kadar düz örüyorum. Kenar ilmeğimi ters örerek sıramı tamamladım. Döndüm, arka yüzde ilk doladığım ilmeğe kadar olan ilmeklerimi ters, doladığım ilmekten sol taraftaki doladığım ilmeğe kadar olan ara ilmeklerimi düz, haroşa örgü için kenar ilmeklerimi ters örüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım, sıradaki ilmeklerimi ters örüyorum. Doladım ilmeğe geldim, ipimi arkaya aldım, doladım ilmekten başlayarak 11 ilmek toplam düz örüyorum haroşa örgü için. 11. ilmeğim bu, sol taraftaki doladım ilmeğim, onu da düz ördüm, yine ipimi öne aldım, sıradaki ilmeklerimi ters örerek sıramı tamamlıyorum. Döndüm, bakın reglan çizgisinde bir haroşa üçgeni tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5 kez artırma yaparak her iki taraftan bir ilmekle başlayarak 11 ilmek haroşa olana kadar devam ettim. Şimdi tekrar ön yüzden yeniden tek ilmekle başlayarak ikinci üçgenime başlıyorum. Bakın ben şuradaki bir üçgeni tamamladım. Aynı işlemlere tekrar tek ilmekten başlıyorum. Bunun içi bakın aradaki 11 ilmeğimin 2, 4, 5, 2, 4, 5 iki taraftan sayıyorum. 6. ilmeğini yani tam ortadaki ilmeğine işaretimi koydum. Bu ön sırada yine bu tek ilmeğin her iki tarafından artırma yaparak başlıyorum. İlk sırayı gösterelim. Bakın ilk ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeklerimi işaretime kadar ön yüzde düz örüyorum. Şimdi bakın işaretime geldim. Bu ilmeğimin sağ tarafına bir dolama yaptım. İlmeğimi düz ördüm. Bir dolama da sol tarafına yaptım. Devamındaki ilmekleri sıra sonuna kadar düz örüyorum. Kenar ilmeğime geldiğimde ipimi öne alarak kenar ilmeğimi ters örüyorum. Bakın tekrar yeni bir üçgene başladım. Döndüm. Arka yüzde şöyle bakalım. Şimdi arka yüzde bakın ilk dolamam bu, ikinci dolamam bu. Bu 3 ilmeği düz, kenarlardaki ilmekleri ters örüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. Doladım ilk ilmeğe kadar aradaki ilmekleri arka yüzde ters örüyorum. Bakın doladım ilk ilmeğe geldim. İpimi arkaya aldım. Doladım ilmeği düz ördüm. Aradaki ilmeği düz ördüm. Yine doladım ilmeği düz ördüm, ipimi öne aldım, kalan ilmeklerini ters örerek sıramı tamamlıyorum. Sıramı bitirdim, döndüm, şöyle işareti alıyorum. Bakın
Tekrar bir ilmekten üç ilmek yaparak ikinci üçgenime başlamış oldum. Bu şekilde aynı işlemleri uygulayarak bu tek ilmek 11 haroşa ilmek olana kadar kenarlardan artırmaya devam ediyorum. Her 11 haroşa ilmekten sonra ön yüzden tekrar tek ilmekten başlayarak ilerliyorum. Evet arkadaşlar, bugünkü videom bu kadar. Umarım bugünkü videomu ve tekniğimi beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, bildirimleri açmayı ve videolarımı paylaşmayı unutmayınız. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi günler, sağlıcakla kalın.